Tövbe estağfurullah. Çocuğu sulamışsın. Evet, aynen öyle. Ben yalnız bir şey söylemek istiyorum. Şurada oturmak istemiyorum ben. O burada. Bir anlık kızgınlık gibi geldi bana oradaki. Kalkabilir miyim ben buradan? Yanımda ne oldu bir anlat ondan sonra. Ya dediğim gibi işte hani... Hala bir şeylerin peşinde, neyin peşindeyse ben de anlamadım. Neyin peşindesin Emrah? Cevap versin. Ben neyin peşinde olacağım Seda abla? Sadece Buki'de talip oldum. Aslı yoktu. Hani Aslı'yla bir düşüncem yoktu. Buket'e isteyerek talip oldum. Buket de beni çaya çıkardı. Sadece oradayken de aslında burada talip olduğu birisi vardı. Ne oldu sana da kalktın Aslı'nın yanına geldin? İlk defa ne Uğur abi ne ben karışmadık yavrum. Sen kalktın ağladın. Buket de dedi ki şaka mı bu dedi. Değil mi çocuğum? Evet. Ağlıyorsun dedi. Biz senin ağladığını göremedik bu mesafeden. Buket söyledi senin ağladığını. Ağlıyor dedi. Ya ağlamak sadece öyle duygulandım da. Ya niye boş boşuna ağlamaz insan? Yani şarkı, Coşkun'un okuduğu şarkı. Aslı'nın burada oturması, Aslı'nın karşısında talibinin olması. Aslı'nın talibini reddedip başka birinde aklın demesi senin ağlamana neden olmuş olabilir. Ne yapmak istiyorsun Aslı'nın dediği gibi? Senin amacın ne? Ya ben oradan kalktım buraya... Oradan beni buraya duygularım sürükledi. Oradan beni buraya duygularım sürükledi yani. İçimdeki hisler buraya oturmama neden oldu. Sonradan Aslı'yla bir yemek yemek istedim. Aslı da geldi. Yemeğe geldi. Yemeğe de geldi. Yani bundan yani ne anlıyorsun, ne anladık? Ben yine söyleyeyim. Geliyor yani diyorsun. Geliyor. Ay yemeğe sen istedin diye gelmedim bu bir. Benden rica ettiler, tamam mı? Sen istemiş olsan zaten seninle ben değil yemeğe, çaya bile çıkmam. Ben seninle şurada oturmak bile istemiyorum, tamam mı? Hatta ben buradan kalkmak istiyorum şu an, tamam mı? Ayakta ben ne söyleyeceksem söyleyeyim. Ben seninle aynı karede yer almak istemiyorum. Ben lütfen şöyle geçeyim, rahatsız oluyorum ben çünkü. Gel yanıma, yanıma gel.